eğer 31 Mart'ı biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne hadi beraber 31 Mart'ta yerel seçimlere gidelim dememiş olsaydık, ayrı ayrı girseydik, gene gözümüzü kapatalım, Ankara, İstanbul, Adana ve Antalya alınabilir miydi? Şimdi onun yani oyun şu kadar rakam şundan, şu kadar rakam şundan demiyorum ben. O umudun tazelenmesi başka anlamına bir gelen bir durumdu. Eminim ben bugün bizim işte şu anda bu televizyon programında yardımcı olan birçok arkadaşımızın eğer AK Parti dışında oy veriyorlarsa bu arkadaşlarımızın tümünün 24 Haziran'dan sonra yahu bir türlü bu adamı değiştiremiyoruz tırnak içi, yahu bir türlü başaramıyoruz, oyumuz yetmiyor ya da tırnak içi hile yapıyorlar olmuyor duygularını ortadan kaldıran 31 Mart'taki o birlikteliktir. Ve sonuçta İstanbul, Ankara kazanılmış oldu. Şimdi İstanbul'un ve Ankara'nın kaybedilmesi bütün dengeyi bozdu İktidar Partisi'nde. Yani o sihir bozuldu. Yani o yıkılmaz armada meselesi gitti. Yani ne yapılırsa yapılsın bu arkadaş yerinde oturur kanaati yerle bir oldu. Bir eşik açıldı o dönemde. Bitti. Ve bu arada İstanbul öyle büyük bir parasal güçmüş ki. Ya. Yani o Sayın İmamoğlu'nun Yeni Kapı'daki arabaları biliyorsunuz nerelere gitmiş. Evet, evet. Ne kadar genel başkan yardımcısı varsa şoförlü araba buradan gitmiş. Ne kadar lüzumsuz salak proje varsa yani cebe para koymak üzere yapılmış projeler varsa, sivil projeler tırnak içi varsa İstanbul'da çıkmış. Şimdi bir parasal yani nasıl diyeyim emzikmiş İstanbul. Bizlerin vergileriyle oluşan o kaynak İstanbul'a gitmek yerine birilerine bir emzikmiş. Dolayısıyla sadece İstanbul'un değişmesiyle şu yolsuzluğun, şu haksızlığın ortadan kalkması bile muhalefeti oluşturan kanaat önderlerini, gazetecileri, yazarları, çizerleri, sanatçıları ve siyasetçileri çok daha yarına güvenle bakar hale getirdi. Dolayısıyla şimdi muhalefet dediğiniz gibi ofansif bir durumda. Çünkü bize bugüne kadar söylenen her türlü hakareti gördük ki biz istediğiniz kadar savunma kalkışın vatandaş onu duymuyor ama o yün yumaklarına takılıyoruz. Ama 20 Ocak 2020'de de bu yün yumaklarını reddeden kişi benim. Parti olarak yani İYİ Parti olarak gittik Anadolu'yu gezmeye. Evet, şimdi mesela evet. Çok ilginç. Ben bugün böyle küçük bir